Bu videoda sizlerle birlikte Almanca öğrenirken en çok karıştırılan bağlaçlardan olan obwohl ve trotzdem arasındaki farkı öğreneceğiz. Bunlarla bol bol örnek cümle kuracağız ve her ikisinin karşılaştırmasını yapacağız. Daha önce bu konuyla ilgili bir canlı yayın yapmıştım. Ancak maalesef orada bir ses problemi yaşadım. Her ne kadar video şu anda kanalımda yayında olsa da ses az olduğu için çok kaliteli bir video olmadığından bahsetmiştiniz. Ben de bu güzel videonun boşa gitmesini istemediğim için bir de kayıtlı haline yer vermek istedim. Hazırsanız başlayalım. İlk önce obwohl ile başlayalım. Obwohl, Almanca'da "e rağmen" anlamına gelen bir yan cümle bağlacıdır ve ana cümleden virgül ile ayrılır. Obwohl ile kurulan cümle virgülden önce de olabilir, sonra da olabilir, anlamda herhangi bir değişiklik olmaz. Almanca kullanımına geçmeden önce ilk önce Türkçe'de nasıl kullanıldığına yer vermek istiyorum. Belim ağrımasına rağmen spor yaptım. Burada "e rağmen" anlamını cümleye Almanca'da obwohl katıyor. Yapacak çok işim olmasına rağmen bütün gün uyudum. Yine burada "a rağmen" anlamını cümleye katan Almanca'da obwohl. Gördüğünüz gibi bağlanan cümleler arasında bir tezatlık var. Bir başka Türkçe örnek yapacak olursak, ehliyetim olmamasına rağmen bir araba aldım. Burada yine "a rağmen" anlamını cümleye Almanca'da obwohl katacak. Ya da "duş almama rağmen saçlarım yağlı görünüyor." Yine burada da Almanca cümle kurduğumuzda cümleye "a rağmen" anlamını katan obwohl olacak. Cümle yapısına bakacak olursak obwohl bir yan cümle bağlacı olduğu için çekimlenen fiil yan cümlede cümle sonunda bulunur. En başta da bahsettiğim gibi obwohl ile kurulan cümle virgülden önce de olabilir, sonra da olabilir. Ama cümle anlamında Türkçe olarak herhangi bir değişiklik olmaz. Örneklerimize gelelim. İlk önce iki cümle vereceğim. Daha sonrasında bu iki cümleyi obwohl kullanarak bağlayacağız. Tom war gestern müde. Tom war gestern müde. Tom dün yorgundu. Tom arbeitete die ganze Nacht. Tom arbeitete die ganze Nacht. Tom bütün gece çalıştı. Bizim şimdi bu iki cümle arasındaki tezatlığı bulmamız gerekiyor. Tom dün yorgundu, Tom bütün gece çalıştı. Bunu "e rağmen" ile kurmak istesek Türkçe nasıl kurardık? İlk önce onu bir düşünelim. Böyle bir durumda yorgun olmasına rağmen bütün gece çalıştı dememiz gerekiyor. Peki bunu Almanca nasıl kurarız? Şimdi gelin bir de ona bakalım. Obwohl Tom gestern müde war, arbeitete die ganze Nacht. Obwohl Tom gestern müde war, arbeitete die ganze Nacht. Tom dün yorgun olmasına rağmen bütün gece çalıştı. Burada yine "a rağmen" anlamlı cümleye obwohl katıyor. Dikkat etmeniz gereken şey obwohl ile kurulan cümlede çekimlenen fiil cümlenin en sonunda yer aldı ve obwohl ile kurulan cümle virgülden önce başladığı için virgülden hemen sonra fiil geldi. Ancak biz bu cümleyi farklı bir şekilde de kurabiliriz. Yani obwohl'lü cümle ile virgülden sonraki cümlenin yerlerini değiştirebiliriz. Böyle bir durumda da Tom arbeitete die ganze Nacht, obwohl gestern müde war. Tom arbeitete die ganze Nacht, obwohl gestern müde war. Bu cümlede yine Tom dün yorgun olmasına rağmen bütün gece çalıştı anlamına geliyor. Cümlelerin bu şekilde yer değiştirmesi Türkçe anlamını değiştirmiyor. Bir başka örnek yapalım. Das Essen ist kalt. Das Essen ist kalt. Yemek soğuk. Das Essen schmeckt gut. Das Essen schmeckt gut. Yemeğin tadı güzel. Yine bu iki cümle arasında bir tezatlık arıyoruz. Bunu "e rağmen" ile kurmak istediğimizde Türkçe şöyle bir cümle kurabiliriz. Yemek soğuk olmasına rağmen tadı güzel. Peki bunu Almanca nasıl kurarız? Şimdi gelin bir de ona bakalım. Obwohl das Essen kalt ist, schmeckt es gut. Obwohl das Essen kalt ist, schmeckt es gut. Yemek soğuk olmasına rağmen tadı güzel. Burada "e rağmen" anlamını cümleye obwohl katıyor. Ve obwohl ile kurulan cümlede gördüğünüz gibi çekimlenen fiil cümlenin yani yan cümlenin en sonunda yer aldı. Aynı anlama gelen cümleyi şu şekilde de kurmak mümkün Almanca'da. Das Essen schmeckt gut.
Obwohl es kalt ist. Das Essen schmeckt gut, obwohl es kalt ist. Yemek soğuk olmasına rağmen tadı güzel. Yine cümlelerin yer değiştirmesi Türkçe anlamını değiştirmiyor ve cümleye er rağmen anlamını obwohl katıyor. Jonas hat keine Arbeitserfahrung. Jonas hat keine Arbeitserfahrung. Jonas'ın iş tecrübesi yok. Jonas hat einen Job gefunden. Jonas hat einen Job gefunden. Jonas bir iş buldu. Bu iki cümle arasındaki tezatlığı belirtirken bir şeye rağmen derken obwohl kullanabiliriz. İlk önce Türkçe düşünelim. Jonas'ın iş tecrübesi yok, Jonas bir iş buldu. Bunu er rağmen ile Türkçe bağlamak istediğimizde şöyle bir cümle kurabiliriz. Jonas'ın iş tecrübesi olmamasına rağmen bir iş buldu. Haydi bir de bunu Almanca kuralım. Obwohl Jonas keine Arbeitserfahrung hat, hat einen Job gefunden. Obwohl Jonas keine Arbeitserfahrung hat, hat einen Job gefunden. Jonas'ın iş tecrübesi olmamasına rağmen bir iş buldu. Burada yine er rağmen anlamını cümleye obwohl katıyor. Bu cümleyi farklı bir şekilde de kurmak mümkün. Jonas hat einen Job gefunden, obwohl keine Arbeitserfahrung hat. Jonas hat einen Job gefunden, obwohl keine Arbeitserfahrung hat. Yine bu cümle de bir öncekiyle aynı anlama geliyor. Tek değişiklik obwohl'un virgülden sonra kullanılması. Yine burada dikkat etmeniz gereken şey obwohl bir yan cümle bağlacı olduğu için çekimlenen fiil yan cümlede cümle sonunda bulunuyor. Yani yan cümlenin sonunda. Haydi bir örnek daha yapalım. Das Wetter war schlecht. Das Wetter war schlecht. Hava kötüydü. Wir sind schwimmen gegangen. Wir sind schwimmen gegangen. Yüzmeye gittik. Bu iki cümle arasında bir tezatlık var. Bunu obwohl ile kurmak istediğimizde Türkçe şöyle bir cümle kurabiliriz. Hava kötü olmasına rağmen yüzmeye gittik. Burada er rağmen anlamını Almanca'da bize obwohl sağlayacak. Haydi gelin bu cümleyi Almanca birlikte kuralım. Obwohl das Wetter schlecht war, sind wir schwimmen gegangen. Obwohl das Wetter schlecht war, sind wir schwimmen gegangen. Hava kötü olmasına rağmen yüzmeye gittik. Burada yine er rağmen anlamını cümleye obwohl katıyor ve obwohl ile kurulan cümlede çekimlenen fiil en sonda bulunuyor. Aynı zamanda hava kötü olmasına rağmen yüzmeye gittik cümlesini Almanca'da şu şekilde de ifade edebiliriz. Bu da Wir sind schwimmen gegangen, obwohl das Wetter schlecht war. Wir sind schwimmen gegangen, obwohl das Wetter schlecht war. Cümlesi. Bu cümlenin bir öncekinden tek farkı obwohl ile kurulan cümlenin virgülden sonra kullanılması. Pekiştirmek için bir örnek daha yapalım. Hans verdient nicht zu viel Geld. Hans verdient nicht zu viel Geld. Hans çok para kazanmıyor. Hans gibt viel Geld aus. Hans gibt viel Geld aus. Hans çok para harcıyor. Bu iki cümle arasında bir tezatlık var. Hans çok para kazanmıyor. Hans çok para harcıyor. Bu ikisi arasındaki tezatlığı er rağmen ile bağlamak istersek Türkçe şöyle bir cümle kurabiliriz. Hans çok para kazanmamasına rağmen çok para harcıyor. Haydi gelin bunu bir de Almanca kuralım. Obwohl Hans nicht zu viel Geld verdient, gibt viel Geld aus. Obwohl Hans nicht zu viel Geld verdient, gibt viel Geld aus. Hans çok para kazanmamasına rağmen çok para harcıyor. Burada yine er rağmen, daha doğrusu bu cümle için a rağmen anlamlı cümleye obwohl katıyor ve obwohl ile kurulan cümlede çekimlenen fiil yan cümlenin yani obwohl ile kurulan cümlenin en sonunda yer aldı. Aynı Türkçe anlama gelecek cümleyi şu şekilde de kurmak mümkün. Hans gibt viel Geld aus, obwohl nicht zu viel Geld verdient. Hans gibt viel Geld aus, obwohl nicht zu viel Geld verdient.
Yine bu cümlede Hans çok para kazanmamasına rağmen çok para harcıyor anlamına geliyor. Video arası küçük bir alıştırma zamanı. Öğrendiklerimiz hazır tazeyken sizden ricam videoyu şu an durdurup bu iki cümleyi obwohl ile bağlamanız. Cümlelerimiz: Emma ging gestern spät ins Bett. Emma ging gestern spät ins Bett. Emma dün yatağa geç gitti. Emma ist heute früh aufgestanden. Emma ist heute früh aufgestanden. Emma bugün erken kalktı. Sizden ricam şu an videoyu durdurup bu iki cümleyi obwohl ile bağlamanız. Obwohl ile küçük bir tekrar yaptığımıza göre sıra trotzdem'di. Trotzdem buna rağmen yine de anlamlarına gelen bir bağlaçtır ve öncesinde bir cümleye ihtiyaç duyar. Çünkü bir şeyi açıklama eylemindedir ve bu bir pozisyon bir bağlacıdır. Pozisyon bir bağlacı olduğu için hemen arkasından fiil gelir. Çünkü kendisi hali hazırda birinci konumdadır. Ve bildiğiniz gibi normal cümlelerde fiil her zaman ve her zaman ikinci konumda yer alır. Fiilin bu durumda ikinci konumda yer alabilmesi için trotzdem bağlacını hemen takip etmesi gerekiyor. İlk önce Türkçe örneklerimize bakalım. Sonra yine obwohl'de olduğu gibi iki cümleyi trotzdem ile birleştirelim. Daha rahat anlayabilmeniz için aynı örnekleri trotzdem ile yapacağım. Böylece ikisi arasındaki farkı daha rahat kavrayabileceksiniz. İlk önce bu örneklere Türkçe örneklerden başlayalım. Belim ağrıyordu. Buna rağmen spor yaptım. Burada bir açıklama var. Bu cümleyi obwohl ile kurduğumuzda belim ağrımasına rağmen spor yaptım diyorduk. Ancak trotzdem kullandığımızda belim ağrıyordu, buna rağmen spor yaptım diyoruz. Obwohl, rağmen, trotzdem, buna rağmen. Buna rağmen dediğimiz için öncesinde aslında bir cümleye ihtiyaç duyduğumuzu fark edebiliyoruz. Aynı zamanda bunu yine de olarak da düşünebilirsiniz. Belki bu durumda anlaması daha kolay olabilir. Örnek verecek olursak, yapacak çok işim vardı. Yine de bütün gün uyudum. Ehliyetim yok. Buna rağmen bir araba aldım. Bir başka Türkçe örnek verecek olursak, duş aldım. Yine de saçlarım yağlı görünüyor. Buradaki cümlelerde buna rağmen ya da yine de anlamını cümleye Almanca'da trotzdem katacak. En başta da bahsettiğim gibi trotzdem öncesinde bir cümleye ihtiyaç duyuyor. Bu cümleden nokta ile ya da virgül ile ayrılabilir. Anlamda herhangi bir değişiklik olmaz. Ve trotzdem'den hemen sonra çekimlenen fiil geliyor. Obwohl'de kullandığımız örnekler ile aynı örnekleri kullanarak bu cümleleri trotzdem ile bağlayacağız. Tom war gestern müde. Tom war gestern müde. Tom dün yorgundu. Tom arbeitete die ganze Nacht. Tom arbeitete die ganze Nacht. Tom bütün gece çalıştı. Bu her iki cümle arasında bir tezatlık var ve biz bu tezatlığı obwohl ile bağlamıştık. Şimdi sıra trotzdem ile bağlamakta. İlk önce Türkçe düşünelim. Bunu Türkçe buna rağmen ya da yine de ile nasıl kurabiliriz? Tom dün yorgundu, buna rağmen bütün gece çalıştı. Ya da Tom dün yorgundu, yine de bütün gece çalıştı. Haydi gelin bunu bir de Almanca kuralım. Tom war gestern müde, trotzdem arbeitete die ganze Nacht. Tom war gestern müde, trotzdem arbeitete die ganze Nacht. Tom dün yorgundu, buna rağmen bütün gece çalıştı. Bu cümleye buna rağmen anlamını trotzdem katıyor. Ve trotzdem'den hemen sonra cümle içerisindeki çekimlenen fiil geliyor. Das Essen ist kalt. Yemek soğuk. Das Essen schmeckt gut. Yemeğin tadı güzel. Bu ikisini trotzdem ile bağlamak için ilk önce Türkçe düşünmenizi tavsiye ederim. Bu iki cümle arasında bir tezatlık var. Yemek soğuk, yemeğin tadı güzel. Yemek soğuk, yine de tadı güzel diyebiliriz. Peki bunu Almanca nasıl kurarız? Das Essen ist kalt. Trotzdem schmeckt es gut. Das Essen ist kalt. Trotzdem schmeckt es gut. Yemek soğuk. Buna rağmen tadı güzel. Burada buna rağmen anlamlı cümleye trotzdem katıyor. Jonas hat keine Arbeitserfahrung. Jonas hat keine Arbeitserfahrung.
Jonas'ın hiç iş tecrübesi yok. Jonas hat einen Job gefunden. Jonas hat einen Job gefunden. Jonas bir iş buldu. Bu iki cümle arasındaki tezatlığı buna rağmen ya da yine de ile bağlamak istesek bunu Türkçe nasıl ifade ederiz? İlk önce onu bir düşünelim. Jonas'ın hiç iş tecrübesi yok. Buna rağmen o bir iş buldu. Haydi gelin bunu bir de Almanca kuralım. Jonas hat keine Arbeitserfahrung, trotzdem hat einen Job gefunden. Jonas hat keine Arbeitserfahrung, trotzdem hat einen Job gefunden. Jonas'ın hiç iş tecrübesi yok, buna rağmen o bir iş buldu. Ya da yine de o bir iş buldu şeklinde tercüme edebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken şey trotzdem'in öncesinde bir cümleye ihtiyaç duyması. Bu nedenle obwohl'de olduğu gibi bu iki cümle birbirleriyle yer değiştiremiyor. Yani ilk önce trotzdem bir cümle, sonrasında diğer cümle gelemiyor. Bir başka örnek yapalım. Das Wetter war schlecht. Hava kötüydü. Wir sind schwimmen gegangen. Yüzmeye gittik. Bu iki cümle arasındaki tezatlığı buna rağmen ile kuralım. Hava kötüydü. Buna rağmen yüzmeye gittik. Haydi gelin bunu bir de Almanca kuralım. Das Wetter war schlecht, trotzdem sind wir schwimmen gegangen. Das Wetter war schlecht, trotzdem sind wir schwimmen gegangen. Hava kötüydü, yine de yüzmeye gittik. Burada yine de anlamını cümleye trotzdem katıyor ve çekimlenen fiil hemen trotzdem'den sonra geliyor. Pekiştirmek için bir örnek daha yapalım. Hans verdient nicht zu viel Geld. Hans verdient nicht zu viel Geld. Hans çok para kazanmıyor. Hans gibt viel Geld aus. Hans gibt viel Geld aus. Hans çok para harcıyor. Bu iki cümle arasında bir tezatlık var. Bunu daha önceden obwohl ile kurmuştuk. Şimdi trotzdem'di. Trotzdem buna rağmen yine de anlamlarına geliyor. Ve bu iki cümleyi Türkçe olarak yine de ile bağlamak istediğimizde şöyle bir cümle kurabiliriz. Hans çok para kazanmıyor, buna rağmen çok para harcıyor. Peki bunu Almanca nasıl ifade ederiz? Şimdi gelin bir de ona bakalım. Hans verdient nicht zu viel Geld, trotzdem gibt viel Geld aus. Hans verdient nicht zu viel Geld, trotzdem gibt viel Geld aus. Hans çok para kazanmıyor, buna rağmen çok para harcıyor. Burada buna rağmen anlamını cümleye trotzdem katıyor. Bilgilerimiz tazeyken dilerseniz bu öğrendiklerimizi pekiştirelim. Sizden ricam şu an videoyu durdurup ekranda gördüğünüz cümleleri trotzdem kullanarak bağlamanız. Yani Emma ging gestern spät ins Bett. Emma dün yatağa geç gitti ve Emma ist heute früh aufgestanden. Emma bugün erken kalktı. Cümlelerini trotzdem ile bağlamanızı sizden rica ediyorum. Obwohl ve trotzdem arasındaki farkı öğrendik. Şimdi gelelim bunları özetlemeye ve karşılaştırmalarını yapmaya. Obwohl, rağmen anlamına gelen bir yan cümle bağlacı. Trotzdem ise buna rağmen ya da yine de anlamlarına gelen bir pozisyon bir bağlacı. Obwohl bir yan cümle bağlacı olduğu için çekimlenen fiil obwohl ile kullanılan cümlede en sonda bulunuyor. Trotzdem pozisyon bir bağlacı olduğu için çekimlenen fiil trotzdem'den hemen sonra geliyor. Ve trotzdem öncesinde bir cümleye ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu ikisiyle örnekler yapalım. Die Übung war schwierig. Die Übung war schwierig. Sınav zordu. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich habe die Prüfung bestanden. Sınavı geçtim. Bu iki cümle arasında tezatlık var. Şimdi burada bu cümleleri hem obwohl hem de trotzdem ile bağlayacağız. Obwohl die Prüfung schwierig war, habe ich sie bestanden. Obwohl ich die Prüfung schwierig war, habe ich sie bestanden. Sınav zor olmasına rağmen onu geçtim. Şimdi bir de bunu trotzdem ile bağlayalım. Die Prüfung war schwierig, trotzdem habe ich sie bestanden. Die Prüfung war schwierig, trotzdem habe ich sie bestanden. Sınav zordu, yine de onu geçtim. Ya da buna rağmen onu geçtim.
Burada gördüğünüz gibi obwohl ve trotzdem her ne kadar anlamları aynı gibi dursa da hem kullanımları hem de kullanıldıkları cümleler birbirlerinden farklı. Bunun sebebi ise rağmen ya da buna rağmen anlamlarını kattıkları cümlelerin birbirlerinden farklı olması. Haydi gelin bir örnek daha yapalım. Ich hatte keinen Hunger. Ich hatte keinen Hunger. Aç değildim. Ich habe viel gegessen. Ich habe viel gegessen. Çok yedim. Bu iki cümleyi şimdi hem obwohl hem de trotzdem ile bağlayacağız. Dilerseniz ilk önce Türkçe bağlayalım, sonra gelin Almancalarına geçelim. Aç değildim, çok yedim. Bunu rağmen ile bağlamak istersek şu şekilde bir cümle kurabiliriz. Aç olmamama rağmen çok yedim. Buna rağmen ile bağlamak istersek de cümle şu şekilde olabilir. Aç değildim, buna rağmen çok yedim. Haydi gelin bunların bir de Almancalarına bakalım. Obwohl ich keinen Hunger hatte, habe ich viel gegessen. Obwohl ich keinen Hunger hatte, habe ich viel gegessen. Aç olmamama rağmen çok yedim. Burada rağmen anlamını cümleye obwohl katıyor. Ich hatte keinen Hunger. Trotzdem habe ich viel gegessen. Ich hatte keinen Hunger. Trotzdem habe ich viel gegessen. Aç değildim. Yine de çok yedim. Burada yine de anlamını cümleye trotzdem katıyor. Bu videoda sizlerle birlikte Almanca öğrenirken en çok karıştırılan bağlaçlardan olan obwohl ve trotzdem arasındaki farkı öğrendik ve bol bol örnek yaptık. Hatta öğrendiklerinizi pekiştirebilmeniz için video içerisinde size iki tane de örnek bıraktım. Dilerseniz bunların cevaplarını yani obwohl ve trotzdem ile bağlanmış hallerini yorum olarak bırakabilirsiniz. Böylece ben de kontrol edebilirim. Almanca bağlaçlar ile ilgili derli toplu bir konu anlatımı ve öğrendiklerinizi pekiştirebilmek için sorulara ihtiyacınız varsa oluşturmuş olduğum Almanca bağlaçlar çalışma dosyasına göz atabilirsiniz. İçerisinde A1, B1 seviyeleri arasındaki tüm bağlaçlara yer veren bu çalışma dosyasında aynı zamanda öğrendiklerinizi pekiştirebilmeniz için 500'den fazla da soru bulunuyor. Cevaplarınızı kontrol edebilmeniz için bir de cevap anahtarı ekledim. Bu çalışma dosyasını incelemek ve %50 indirim satın almak isterseniz açıklama bölümüne göz atabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.